Yeni programımızdan herkese merhaba. Herkese iyi dinlemeler diyelim. 3 haftalık bir ara vermiştik programımıza. Yılbaşı oldu, yeni yıla girdik. Bu vesileyle bütün arkadaşlarımıza yeni yılı tekrar kutluyorum. Muzaffer abi hoş geldin. Yeni yıl Hoş nasıl gidiyor? bulduk, sağ ol. Yeni yılım evde geçti, tek başına iyi oldu. Yani başka bir şey nasıl geçecek? Yani okumayla geçti. Yani genelde zaten ben de okuma esas. İkincil olarak yazma, üçüncil olarak da resim. Yani yılbaşı gecesini okuyarak geçirdim. Güzel. Bu 13. programımız, Türk Edebiyatı bölümünün 13. programı. Geçtiğimiz programımızda, en son programımızda Servet-i Fünun'u, ya yeni, yeni edebiyat, Osmanlı'daki yeni edebiyatı konuşmuştuk. Bugün oradan devam edeceğiz. Bu arada ben tabii şey oldu, hakikaten can sıkıcı olaylar oldu, üzücü olaylar oldu. Emin Karaca'yı kaybettik mesela. Emin abi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Hatta bu programa Nazım Hikmet'le ilgili bölümde onu konuk etmeyi düşünüyordum ben ama ne yazık ki ömrü vefa ermedi. Cemal Süreya'nın ölüm yıl dönümüydü. Onu analım. Emin abiyi, Emin Karaca'yı sevgiyle analım. Hatırasını yad edelim. Nazım Hikmet'in doğumu aynı zamanda 15 Ocak. Nazım'a bir selam gönderelim istiyorum. Emin Karaca'yla tanışıklığın oldukça eskiye dayanıyor senin, değil mi? Evet, benim 1973'ten önce ben Emin'i zaman zaman Müstecaploğlu'nun şeyinde görüyordum. Serigrafi o şeyinde, atölyesinde görüyordum ama ben ona en yakın iyi tanıma dönemim 1973'te Selimiye'nin altındaki o katır ahırlarında aynı koğuştayken daha iyi tanıdım. Yakın. Evet. Edebiyata Yani epeyce emek vermiş arkadaşlarımızdan biriydi. Sadece siyasete değil, özellikle edebiyat, Türk edebiyat tarihiyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştı. Nazım üzerine çalışmaları çok kıymetliydi hakikaten. Dediğim gibi yani ne yazık ki onu bir konuk alma şansımız olmadı. Ama kitaplarıyla hep var olacak aramızda. Bunu söyledikten sonra konumuza geçebiliriz abi. Bu Servet Fünun geçen hafta Tevfik Fikret'i anlatmıştım. Nazım'la biraz özdeşleştirerek anlatmıştım. Yeni edebiyatın önemli öğelerinden birinin oradan geçtiğini söylemiştim. Oradan istersen devam edelim. Bu Servet Fünun aslında bir dönüm noktası tabii. Ya eskiden kurtulma, yazılı kültürün daha geniş hale gelmesi, modern tarzda eserlerin ortaya çıkması bakımından izlekleri günümüze kadar süren bir edebiyat diyelim biz buna. Tevfik Fikret var, Cenap Şahabettin var, Halit Ziya Uşaklıgil var, Süleyman Nazif var, Mehmet Akif Ersoy var, 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 devam ediyor bu böyle. Çünkü epeyce de uzun bir sürece yayılmış bir edebiyat türü bu. Geçen hafta Tevfik Fikret'i anlatmıştın ama istersen kaçırmış olan arkadaşlarımız açısından çok kısa bir özet yap, görüşlerini kısaca bir özetle. Ondan sonra bu edebiyatın, bu dergi çevresinde oluşan edebiyatın, Servet-i Fünun'un ya da edebiyatı cedide denilen, yeni edebiyat denilen türün etrafında toplanan zenginliği bir konuşalım. geçen konuşmamızda Tevfik Fikret'in tabii şiirlerinden, genel şiirlerinden anlayışını çıkardık ve anlayış üzerinde durduk. Yani şiirlerini okumadık. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun edebiyat akımının içinde iki temel ayak vardır. O temel ayaklardan birisi Tevfik Fikret'tir, diğeri Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Biri romanla, diğeri de şiirle temel ayak olarak ortaya çıkıyor. Tevfik Fikret sembolist değil, yani şey, sembolizmin etkisi altındadır Halit Ziya.
Tevfik Fikret Parnasyan akımı dahildir. Yani Fransız edebi akımlarından biridir. Mitolojide Parnas bir dağdır. İlham dağıdır o. Oradan kaynaklanan bir isimdir. Tabii Tevfik Fikret'in de bir dönüşümü vardır. Yani Servet-i Fun'un başlangıcındaki Tevfik Fikret ile 1901-1915 arası Tevfik Fikret farklı Tevfik Fikretlerdir. Yani geçen programımızda biz 1901 ile 1915 arasındaki Tevfik Fikret'i tahlil ettik, çözümledik. Yani dünya vatandaşı kendisini öyle şey yapıyor, devrimi öngörüyor. Gerici kurumlara karşı şiddetten yana tavır alıyor. Ve genel olarak insanlığın inancı, kurulu inancına karşı açık bir duruş sergiliyor. Kurulu ahlakına karşı da o kadar berrak olmamak şartıyla açık bir duruş sergiliyor. Yani Tevfik Fikret dünyayı esas alan ve kendine özgü duruşuyla da kendi değerlerini yaratan bir şair olarak görünüyor. Yani geçen konuşmamda söyledim, sadece mevcut kurumlara karşı değil, aynı zamanda bir bütün olarak sisteme karşı bir duruş içinde. Yani bizim devrimcilerin duruşuna benzemiyor. Bizim devrimcilerimiz ezici itibariyle sistem içi devrimcilerdir. Yani sistem içinde sistemin kurumlarına karşı mücadele eden devrimcilerdir. Ama Tevfik Fikret öyle değil. Çok daha köklüdür. Bu Fransız Şimdi edebiyatı ekolünden geliyor. Fransız edebiyatı çok etkilemiş. Zaten Servet Fünun'un içinde yer alanların neredeyse hepsi o ekolden geliyor. Dil biliyorlar, iyi eğitim almışlar. O ekibin öyle bir özelliği var. Jacobin eğilimleri çok güçleniyor. Tevfik Fikret'te de zamanla bu çizginin oturduğunu görüyoruz. Şiirlerinden falan da onu anlıyoruz zaten. O bakımdan da hakikaten ilginç. O konuda ne demek istersin? Yani Fransız edebiyatı Fransız devriminin etkilerini nasıl taşıdı Osmanlı coğrafyasına? Çünkü Servet Fünun'un 1890 işte 96 2001 1901 yılları arasında çok etkin oluyor ama onun şeyleri dip dalgaları hala günümüze kadar sürüyor aslında. Tabii Fransız devriminin damarı vardır, damarları vardır. Yani diyelim Voltaire damarı. Onun da siyasetteki uzantısı olan diyelim Robespierre daha köklü bir siyasi şey. Yani Voltaire damarı aslında dünya damarıdır. Yani Fransız devrimini dünyaya yayan ve dünya vatandaşlığı ve dünya zemini üzerinde bir yaşam kurmaya yönelen bir damardır. Goethe'nin damarı gibi. Tevfik Fikret'i etkileyen genellikle bu damardır. Yani Voltaire'dir, Hugo'dur, Victor Hugo'dur. Tabii edebi olarak onun Parnasyanların etkisi altındadır ama duruş olarak bu hat. Yani Voltaire, Hugo, Goethe çizgisi. Şimdi biz Tanzimat Edebiyatı'nı biraz irdelemeye çalıştık. Servet-i Fünun'a geldik. Servet-i Fünun'da eksik olan bu ikinci ayaktır. Halit Ziyavuşaklıgil'dir. Onu biraz irdeleyelim diyorum. Şimdi Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünun'u bir hat, bir çizgi üzerinde, bir bütün olarak görürsek, bu çizgi üzerinde ortaya çıkan dört önemli
roman var. Yani bir yığın roman vardır. Tabii daha önce anlattığım Ermeni harfleriyle yazılmış, Ermeni kökenli edebiyatçıların romanları başta olmak üzere birçok roman vardır. Ama öne çıkan, gerçekten etki olan ve edebiyatı derinden etkileyen ve günümüzde de en çok konuşulan o dönem için dört roman var. Biri Ahmet Mithat Efendi'nin romanıdır. Bir tanesi Halit Ziya Uşaklıgil'in romanıdır. Bir diğeri Mehmet Rauf'un romanıdır. Ve birisi de Recaizade Mahmut Ekrem'in romanıdır. Yani bizim Mehmet Rauf ilk Eylül bir adlı kitabıyla o dönemde öne çıkıyor. Hakikaten hala tartışma konusudur. Edebiyat tarihçileri bakımından Evet. da ilginç inceleme konusudur. Halit Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnuni ile mi öne çıkıyor? Mavi ve Siyah'la mı öne çıkıyor? Hangisiyle öne çıkıyor? İlk başta zaten bunları etkileyen Ahmet Mithat Efendi'dir. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi diye bir romanı var. Bu Batı-Doğu çatışmasını irdeleyen bir roman. Ahmet Mithat Efendi'nin özelliği, daha önceki konuşmalarında da söylediğim gibi, çok yoğun yazması. Yani 200'e yakın eseri vardır. Yani 40 beygir gücünde yazı makinası demelerinin sebebi de budur. Hızlı yazan bir insandır. Ahmet Mithat Efendi bu Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında iki tane karakter yaratıyor. Felatun Bey, Batı'nın derin etkisi altında olan ama Batı'yı tam kavramamış, özenti olarak batıcı, kibirli, aile parası yiyen, hazıra konan ve Fransızcası bilmem yabancı dillerde fazla güçlü olmayan, gösteriş budalası bir insan. Yani müsrif bir insan aynı zamanda. Batı değerlerini savunur, kendi değerlerini küçümser. Yani kendine dair fazla ciddi bir değerin savunucusu değil. Tabii Selahattin Bey'in karşısında bir de Rakım Efendi vardır. Aslında Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi'nin kendisi. Yani kendi görüşlerini, kendi tarzını ona söyletiyor. Bu ikisinin arasındaki ilişki, tartışma, Batı-Doğu tartışması ve Batı-Doğu ilişkisidir. İşte Rakım Efendi de kendi yerleşik asırlara dayanan yerleşik değerlerine, diline, kültürüne dayanan, onu esas alan ama Batı'daki yeniliğe de kapılarını, pencerelerini açan bir insan. Müsrif değil, gayet tutumludur, kişiliklidir ve bir yaşam kurma kavgası içindedir. Onu da işte dediğim gibi ayağını bastığı zeminin zenginliklerini esas alarak, yeniyle onu modernize ederek ve daha geniş bir perspektifle gelişmeye açan bir insan olarak görünür. Tabi romanın sonucunda kaybeden Rakım Efendi değil, Felatun Bey. Şimdi bu roman yani iki kişinin şahsında ortaya çıkan bu Doğu Batı çatışması Recaizade Mahmut Ekrem'in şeyini etkiledi. Çünkü ondan sonra ortaya çıkıyor bu Araba Sevdası. Recaizade Mahmut Ekrem'in en önemli eseridir Araba Sevdası. Araba Sevdası'nda da bu Batı-Doğu çatışmasına benzer bir şey vardır.
Yani bu nasıl oluyor? Bunu o tabi biraz daha edebi, yani estetik dokusunu güçlendirerek, şey gibi değil, yani edebi değeri olan bir roman Araba Araba Sevdası. Sevdası. Orada öne çıkan Behruz Bey'dir. Orada ben Yani aslında Behruz Bey'in Araba Sevdası'nı Türk romanının ilk örneği olarak tanımlar pek çok edebiyat tarihçisi o yüzden. Şimdi bu şeyi anlatıyorsun aslında o dönemde tabii Tanzimat'a kadar biraz daha arka planda Tanzimat var. Meşhurdur işte bu Tanzimat aydını dediğimiz bir kavram vardır Türkçe'de. Hakikaten de bu Doğu Batı çatışmasında bir çok böyle öykünmeciler var. Doğu'yu aşağılayan ne varsa Batı'da var diyen, çok sindirmemiş, çok özümsememiş bir aydın tiplemesi var. Böyle Batı hayranı, işte daha çok da aslında bu kapitalizmin tüketiciliğini modernizm olarak algılayan aydın tipi, gerek insan ilişkilerinde gerek maddi hayatta. Bunu önceleyen bir şey var. Bir değersizleştirme hali söz konusu. Bir de bunu hakikaten daha özümseyen ama modernizmle de buluşan, doğuyla da çatışan, doğunun değerleriyle de işte yaşadığı toplumun, Osmanlı toplumunun değerleriyle de çatışan bir aydın tiplemesi var. Bu da hakikaten kadim bir tartışma, ilginç bir tartışmadır. Hala da sürüyor. Bu edebiyata da Yani yansımış çok bir yoğun bir şekilde. evet, Araba Sevdası'nın baş kahramanı Behruz Bey aslında Felatun Bey'in bir başka şeyidir, Versiyon, versiyonudur. değil mi? Yani onunla duruş olarak aynı duruş içinde. Yani paşa oğludur, o da müfristir, aile parasıyla geçiniyor, asalaktır. Fransızcayı çok az biliyor. Konuşurken Fransızca ile Türkçeyi karıştırarak konuşuyor. Öylesine gösteriş budalası ki bir hamalla veya bir temizlikçi kadınla Anadolu'dan yeni gelen bir köylüyle konuşurken bile onlarla Fransızca konuşmaya çalışıyor. Böylesine bir gösteriş budalası. Yani bunun Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası yine Doğu Batı şeyidir, çatışmasıdır. Yani işin özü o. Yani yazar şunu diyor. Biraz şeye yaklaşarak söylüyor tabi. Ahmet Mithat Efendi'nin yoluna yaklaşarak, onun hattına yaklaşarak söylüyor şudur. Yani biz edebiyatı böyle kuramayız. Yani bu aydınlarla biz kendi kültürümüzü inşa edemeyiz. Yani kendi değerlerimizi batıdaki değerlerle, yenilikle birleştirmenin yolu bu değildir diyor. Şimdi demin senin sözünü ettiğin önemli bir başka roman Eylül, Batı-Doğu çatışmasını işlemeyen bir şeydir, romandır. Orada değişik insanlar, karakterler arasındaki ilişki, insani ilişkiler, aşk ilişkileri ve daha bireysel ilişkidir. Yani toplumun sorunlarını kucaklayan, onun acısını, onun kanayan yarasını, onun zonklayan şah damarını içine çeken ve onunla haşır neşir olan, onu anlayan ve edebiyata dönüştüren bir roman değil ama psikolojik tahlil olarak hepsinden güçlü. Yani aynasını insanın iç dünyasına tutuyor. Yani biz insanı görüyoruz, insanın davranışlarını anlatıyoruz. Ahmet Mithat Efendi gibi, Ahmet Mithat Efendi İnsanı fazla anlatmıyor. Psikolojik tahlil yok. Yani tiyatro sahnesinde konuşan insanlar diyaloglarla sürdürmeye çalışıyor. Daha önceki romanlarında da meddah şeyleri sokuyor, ögeleri sokuyor. Ahmet Mithat Efendi'nin güzel yanı yaşamın içinden gelmiş olmasıdır ve okuru yaşamın içine çekiyor.
Okur kendisini orada hissediyor. Ama edebi olarak güçlü değil. Şey böyle değil, Mehmet Rauf'un Eylül'ü böyle değil. Mehmet Rauf'un Eylül'ü seni insanın iç dünyasına sokuyor. Oradaki çatışmaların merkezinde hissediyorsun kendini. Tabii bu yüzden Şimdi zaten türünün ilk örneği olarak anılıyor edebiyat tarihinde hep. tabii. Şimdi tabii bu dört roman içinde beni en çok ilgilendiren, bana göre de en güçlü olan Halit Ziya'nın Mavi ve Siyah Vay be. romanıdır. Yani yazarlar böyle de birçok roman yazarsın. Ama bir tanesi bütün diğerlerine ağırlık kazanır. Yani şiir de böyledir. Öykü de böyle. Bir şiir yazarsın, beş tane şiir çıkar ortaya. Şimdi Mavi ve Siyah böyle bir şey. Yani bu Halit Ziya'nın aslında romanın kahramanı olan Ahmet Cemil karakteri Halit Ziya'nın aslında kendisi. Yani bu benim yorumum tabii. Yorumcular öyle demiyor ama bana göre kendisi. Şimdi Halit Ziya'nın şöyle bir özelliği var. Halit Ziya hem Batı edebiyatını hem de kendi şiiri başta olmak üzere kendi yerli edebiyatını, bin yıllık edebiyatı iyi kavramış bir insan. Yani edebiyatın özünü değil sadece, bilgisini ve ışıltısını ve bütün o cevherini özümlemiş, onu aklına ve duygusuna yüklemiş ve yeteneğini harekete geçirmiş bir yazar. Kim ne derse desin. Böyle bir yazar. Bu Mavi ve Siyah da kendini gösteriyor. Halit Ziya'nın zaten yetişme sürecine baktığımızda ben daha önce konuşmalarımda da biraz değinmiştim. Halit Ziya İstanbul'daki Ermeni tiyatrolarından geçti. Onun Rahle-i Tedrisat'ı önce o gençlik döneminde o tiyatroları izledi. Ermeni harfleriyle basılan Türkçe basını ve dergileri izledi. Yani orada tiyatrodan neyi öğrenir? Bir yazarları öğrenir. Çünkü nihayetinde o yazarların bir bölümü yani Mikitarist okul önderlik ettiği için o tiyatrolara batıdır. Yani İtalyandır, Fransızdır, İngilizdir. En başta bunlardır. Sonra babası onu İzmir'e gönderdi. İzmir'e düş diye gitti. İzmir'de orada yine Mikitarist okulun mensupları ile İşli dışlı oldu. Onlardan bir tanesi bunun özel hocası oldu. Mikitarist okulun özelliği şudur. Yani bunlar Katoliktir. Daha önce söyledim. Merkez İtalya'dır. Yani Katolik mezhebin aslında kültür kanadından söz ediyorum ben. Edebiyat, tiyatro, roman, hikaye, şiir kanadından söz ediyorum. Şimdi bu Mikitarist grup, bu Katolik grubun bir özelliği vardır. Bunlar mesela bunların mensuplarının edebiyatı Ermenice öğrenmiyorlar. Ermeni harfleriyle Türkçe öğreniyorlar. Bunların bibliografyası, kütüphanesi ağırlıklı olarak Ermenice harfleriyle yazılmış eserlerdir. Türkçe eserler. Bunların önemli bir bölümü çeviridir. Ermeni alfabesini kullanıyorlar ama Türkçe yazıyorlar. Evet. Yani sen bir ayda Ermeni harflerini öğrensen Türkçe okursun onların şeylerini. Kütüphanesine girer hepsini okursun. Şimdi bu öyle bir duruma girdi. Yani onlarla içli dışlı oldu.
İstanbul'da onlardan aldığı ateşi İzmir'de büyüttü. Yani bunun orada Balzac'la, tabii en başta Balzac'la, Hugo'yla, Fransız devriminin hazırlayıcılar olan belli yazarlarla, Emile Zola'yla tanışması orada. Roman yazmaya, daha doğrusu yazı yazmaya başlaması, dergi çıkarmaya başlaması orada. Tabii daha sonra İstanbul'a geliyor. Recaizade Mahmut Ekrem'in 1896'da Servet-i Fünun dergisini ele geçirmesiyle birlikte bu o gruba giriyor. O grubun içinde işte Cenap Şahabettin vardır, bu vardır. Hüseyin Cahit Yalçın vardır, Tevfik Fikret vardır. Tevfik Fikret de derginin yönetiminde, yani yöneticisi o. Recaizade Mahmut Ekrem ona teslim etmiş. İşte Mehmet Rauf vardır. Bu Servet-i Fünun akımı içinde bu romanı yazıyorum, Mavi ve Siyah. Konuşudur. Bir ailedir. Hani Süleymaniye'de oturan bir aile. Dar gelirli bir ailedir. Ahmet Cemil bunun romanın kahramanıdır. Bir anası vardır, bir kız kardeşi vardır. İşte bu şiire meftun bir insan Ahmet Cemil. Romanın Ve kahramanı. Batı edebi evet ve Batı edebiyatına derin ilgisi olan bir insan. Ama şey gibi Felatun Bey gibi, Behruz Bey gibi değil. Kendi yerel zenginliği üzerinde yükselen bir yenileşmeden yana. Batı edebiyatını bu anlayışla öğrenmeye çalışan bir insan. Hayal dünyası zengin. Yani varlık alemini şöyle kuruyor. Ben bir insanım, yalnızım. Ayağımın altında dipsiz bir karanlık var. Ben bu karanlığın katmanlarını hayal edecek durumda bile değilim. Akıl almaz bir karanlık, güçlü bir karanlık. Ama aynı zamanda zenginliği de içeren bir karanlık. Ama bir de üstte bir mavi varlık vardır. Bunu bir açılma, yenilenme, özgürleşme ve bulunduğu insani değerleri köklü bir şekilde yenileyen bir manivela, bir mekanizma olarak görüyor bu mavi varlığı. Yani yalnız bir insan, iki büyük zenginliğin arasında kalmış bir insan. Mai ve siyah arasında kalmış bir insan. Romanın özü bu. Şimdi ne oluyor? İstanbul'u işin içine sokuyor. Güzel yanı o. Mehmet Rauf yapmıyor onu. İstanbul'u işin içine sokuyor. Ve aynı zamanda İstanbul'un bir iş dünyasını da işin içine sokuyor. Matbuatı sokuyor. Basın dünyasını. Gidiyor orada çalışıyor bir işçi gibi. Orada patronlarla işçiler arasında, hizmetçilerle, ayakçılarla, yöneticiler arasındaki ilişkileri anlatıyor. Orada o dönemin yazarlarının ilişkilerini anlatıyor. Basıncıların, basın işçilerinin değil sadece, aynı zamanda Genel o olarak basın yöneticilerin dünyasını. ilişkilerini anlatıyor. Ama şimdi ne oluyor? Onları bir aile ilişkileri, iki aile dışı iş ilişkileri, üç eğlence ilişkileri. Beyoğlu'na götürüyor onları. Beyoğlu'na götürüyor. Beyoğlu'nda şeyler vardır.
Eğlence merkezleri vardır. Eğlence merkezlerinde de Alman, Fransız kadınları vardır. O Beyoğlu'ndaki Alman ve Fransız kadınları şiirler okuyorlar. Alman Almanca okuyor, Fransız kadın da Fransızca okuyor ve şarkılar söylüyorlar. Dans ediyorlar, sahnede oynuyorlar. Orada masalarda oturan insanlar da orta sınıflardan gelen, üst sınıflardan gelen işte bu matbuatın idarecileri onlar. Şimdi ne oluyor? O ortamda bu kadınlarla bunlar ilişki kuruyor. Kazandıkları paraları o eğlence ve aynı zamanda oyun, kumar şeylerine veriyorlar. Yani aslında aydınlar dünyasında yani Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemini kapsayan o 19. yüzyıl dünyasında biz bir durumla karşı karşıya oluyoruz. Yani bir İstanbul canlanıyor gözümüzün önünde, eğlence sektörü canlanıyor ama ondan daha önemlisi edebiyatın yaratıcılarının yaşamı canlanıyor. E Bir şey tabii. soracağım burada tam. Bu Tanzimat Edebiyatı'nın içinden geliyor tabii bu. Halk Edebiyatı'ndan besleniyor, işte sözlü edebiyattan besleniyor falan ama Servet-i Fünun'un çevresinde toplanan edebiyatı aslında devrimcileşmenin, aydınlanmanın bir motoru olarak tanımlayabilir miyiz? Tabii sınırlar çok böyle şey değil. İçinde çok farklı öğeler var, çok farklı unsurlar var. Ama daha böyle bir şimdi Tanzimat aydını bana biraz şey gibi geliyor böyle işte günümüzün neoliberal aydınları gibi geliyor pek çoğu bana. Batı ile ilişkileri de o ekseninde yürüyor. Yani yerelden hiçbir şey katmıyor. Doğudan bir şey katmıyor. Doğu zaten kötüdür, karanlıktır, berbattır. Buradan adam olmaz fikriyatı biraz sabittir bu. Sabit hale gelmiştir. Ama Batı her şeydir. Batı öyle güzeldir. Yani modernizme orada kendini yadsıyarak bir övgü hali var. Sorgulamayan bir övgü hali var gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Servet-i Fünun da Yani burada daha Servet-i devrimci, Fünun, daha radikal, daha radikal bir çıkışı şimdi ifade ediyor. Servet-i Fünun içinde yani sorgusuz batıdaki edebiyata yamanma eğilimi fazla yok. Özellikle iki kişide fazla Evet. yok. Mesela şeyde de yok. Mehmet Rauf'ta da yok. Şeyde Fikret'te de yok. Halit Ziya'da da yok. Halit Ziya Uşaklıgil'in güzel yanı şu. Anlatımı inceliklidir. İmgelerle, metaforlarla, teşbih sanatını böyle ağ şeklinde, örümcek ağ şeklinde kurarak anlatıyor. Fakat Servet-i Fünun edebiyatının en büyük problemi nedir biliyor musun? Dil olarak çok eski. Okur anlamaz Servet-i Fünun dilini. Ondan daha önceki edebiyatın temsilcilerinden birisi olan Ahmet Mithat Efendi'nin dili bunların dilinden daha şey, Sade. duru. O üç Ermeni romancısının romanlarındaki dil bunlarınkinden daha duru. Ama şimdi bunlarda şöyle bir kalite var. Yani bunlar, bak orada Ahmet Cemil dürüstlüğü, kendi kültürel değerlerine değer verme, yeniye açılma, yani çürümeye karşı tavır koyma, çünkü aile içinde bir çürüme vardır. Matbuatta çürüme vardır. Evet. Beyoğlu şahsında şehirde İstanbul'da bir çürüme vardır. Şimdi buna ayna tutuyor. Roman buna ayna tutuyor. Ama tabii anlatım sadece dilde değil, anlatımda da problemler var. Yani çok süslü bir anlatımı vardır Halit Ziya'nın. Cümleye başlıyor. Yani benim içime fazla oturmuyor. Ama beni çekiyor. Anlatımı edebi. Ama ben doğrudanlığı seviyorum. Dolaysız söyleyişi seviyorum.
Böyle toprak parçası gibi, kaya parçası gibi araya bir şey koymadan, aracı veya süsleme yapmadan anlatımı seviyorum. Ama Bunda işte öyle değil. Dolandırıyor bu. tasvir dediğimiz şey edebiyatın önemli öğelerinden biri olduğu için tabii zamanla sindiriliyor bu. Yani ilk başta işte günümüzde bile aslında pek çok insan tasvir işte edebiyata giren işte bir şeyler yazmaya çalışan insan bir tasvire başlar bir türlü ya özne kaybolur. Tasvir yapayım derken özneyi kaybeder. Neyi anlattığını kaybeder. Bu çok hakikaten riskli mayınlı da bir alandır. Demin bir şey söyledin, sorular geldi. Bir iki tane soru var, onları sana sorayım. Bir kısa ara vereceğiz, bir şiir dinleyeceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Bir arkadaşımız diyor ki, Demirtaş Ceyhun Şinasi için Fransız devriminin sembol sözcüklerini, özgürlük, devrim ve benzeri gibi ülkemizde ilk kullanılan kişidir diyor edebiyat dünyasında, doğru mu diye sormuş. Bir başka arkadaşımız da demin programa ilk başladığımız anda dervişlerle ilgili söylediğin şeyi biraz eleştirmiş aslında. Diyor ki bu çok genellenmiş bir şey diyor. Bizim devrimciler derken diyor Oruç Oğru bir genelleme yapıyor. Açabilir mi bunu ki bana göre sistemi hedef alanlarımız da vardır bizim diyor. Yani şey dediniz ya Tevfik Fikret'i anlatırken hani günümüz devrimcileri gibi değil dedin ya biraz böyle arkadaşımız sanıyorum bir şey yapmış açılmasını istiyor bunun bir yanlış anlaşılma olmaması için biz mesela öyle değildik diyor ama bunlar da var diyor. İstersen şey yapalım bunu bir şiir dinleyelim ondan sonra senin cevabını alalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Tamam oldu. Hazırsa eğer bir şiir Oldu dinleyelim tabii hadi. tabii. Oldu sağ olun. Kolay değil. Kolay değil yeryüzünün en görkemli, en ağır sorumluluğunu yüklenmek. Yani varım diyebilmek. Bilim uğruna tutkun bir yürekle yürüyeceksin. Onlarla birlikte alim, emin ve dimdik. Onların önünde onlardan öğrenerek, ilmik ilmik öğreterek, alkımlanan yanan ufuklar ötesine. Altın ateşte insan işte sınanır. Sen en basit, en karmaşık, en kolay, en çetin işte. Demirde, gülde ve ateşte sınanacaksın. Girdiğin sınavlardan yenmiş, yenilmiş, ölmüş, dirilmiş olarak ve yeryüzünün en güzel masallarını en güzel mışlarından kurtararak alnının akıyla çıkacaksın. Onlar sende görecekler en yüce değerleri. Yaratıcılığı, erdemi, inceliği, iknacılığı senden öğrenecekler. Kolay değil. Yeryüzünün en aydınlık, en vahim sorumluluğunu yüklenmek. Yani varım diyebilmek. Ağzına sağlık abi. Gayet güzel bir şiirdi. Sağ ol, teşekkür ederim Varım diyebilmek. arkadaşlara, teşekkür ediyorum. Şimdi Evet. birinci sorudan başlayalım. Şeyi Olur tabii. Demirtaş Ceyhun'un yani Türk aydınları, edebiyatçıları Şinasi'yle birçok şeyi başlatıyorlar. Daha önceki programlarımızda tabii bunun tersini söyledik. Yani daha doğrusu doğruyu söyledik. Yani Fransız deviriminin yeniliğini, umdelerini Şinasi'yle
19. yüzyılda Türk edebiyatına sokmak doğru değil. Şinasi sonranın işidir. Yani üç tane romandan söz ettik ve o dönemin şeyinden söz ettik. Yani neler anlatıldı. Bu Şinasi onlardan öğrendi. Yani Şinasi sonradan gelmedir. Ama şimdi demin anlattığımız romancılarda Şinasi'nin etkisi vardır şüphesiz. Yani onlar da Şinasi'den sonra gelen simalardır. Yani ben bu konuda bu noktada onu diyebilirim. Yani Şinasi'yle başlamadı birçok şey. Mesela diyorlar ki tiyatro, ya tiyatro çok eski. Şinasi'yle başlamadı. Şair evlenmesi bilmem efendim oyun. İlk Türk piyes. Alakası yok. Ondan önce onlarca piyes yazılmış Ermeni harfleriyle Türkçe piyesleri yazılmış. Bunlar hem İtalya'da, Venedik'te oynanmış hem de İstanbul'da, İzmir'de, bırakalım onu Şuşa'da, Erzurum'da oynanmış. Yani Türk edebiyatı şeyine girdiğinde, dünyasına girdiğinde bu gerçeklerle karşılaşamıyoruz. Karşılaşmıyoruz. Mümkün değil. Bu büyük problem. Diğerine gelince, yani Zafer Diğeri neydi? Pardon. Bu devrimcileşme ile ilgili eleştiri Ha, tamam, sistemle. yönünde Şimdi şöyle düşünmüştüm. bir şey var. Anladım, anladım. Şimdi Tevfik Fikret tarihi kadim şiirinde olsun, siste olsun, halkun amentüsü, halkun defteri olsun. Bir bütün olarak tüm bu şiirlerin bütününde bir mevcut insanlık inancına saldırıyor. Onu eleştiri çarmıhına geliyor. İki, tarih anlayışına saldırıyor. Ona eleştiri çarmıhına geliyor. Üç, siyasal erklere saldırıyor. Şimdi bu sisteme karşı saldırının bir girişidir, tümü değil. Tevfik Fikret'in tümü yok ki, belirgin değil o noktada. Ama bu çok önemli bir çıkıştır. Bunun arkası gelir diye düşünüyor insan. Şimdi bizim devrimcilerde sisteme karşı bir mücadele gelişiyor mu onu bilemiyorum. Ben geliştiği kanısında değilim. Yani devlete karşı mücadele var. Siyasal, onun bütün kurumlarına karşı mücadele var. Ama devlet zaten sistemin bir kurumudur. Aile de bir kurumudur. Bütün yaşam tarzlarımız da sistemin yaşam tarzıdır. Şimdi biz devleti ne diyoruz? Devlete karşı tavrımız. Biz kapitalist devleti yıkarız ama onun yerine sosyalist devlet kurarız. Aileyi değiştiririz, sosyalist aile kurarız. Tarzımızı, yaşam tarzımızı buna göre ayarlarız diyoruz. Bu sistem işidir. Yani sen şunu Sistem dersen içinden okey, ona bir şey. kastım bu anlaşıldı. Yani hani daha Yani kültürel sistem içinden yapısını kastım, sistem içinden kastım onların kurumlarını evet. farklılaştırmıyoruz. Onların kurumlarının yerini değiştir. Yani bizde de kuracağımız devlette bürokrasi vardır, kızıl bürokrasi vardır, kızıl ordu vardır. Onlarda da kapitalist bürokrasi vardır, kapitalist ordu vardır. Aile aynı ailedir. Değil mi? Tarzlarımız, yaşamımız aynıdır. Daha şimdiden biz özgürlüğü, bakın özgürlüğü bir defa ailenin içine sokmuyoruz. Onun dışında tutuyoruz sistem gibi. Bak sistem gibi de yaşıyoruz. Çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz, düğün yapıyoruz, nikah yapıyoruz, değil mi? Yani dil olarak sistem dilini kullanıyoruz. Bu dilin bir genelinde sistem dili olarak diyebiliriz. İkincisi bu dilin içinde bir de eril bir dil vardır. Alt dil. Onu da kullanıyoruz. Yani sisteme karşı çıkma sorunu çok ciddi bir sorundur. Yani burada hem sivil devlete karşı çıkma hem de yani sivil devletten dediğim bir bütün olarak halkın değerleridir.
Çünkü onun Yani hiyerarşisidir. Dinde kurduğu hiyerarşidir. devrimcileşme ideolojik, siyasal, genel olarak kültürel kodlardan, sistemin kodlarından kopuş. Bunu anladım Dilden, söylemek istediğim. kültürden ve yaşam tarzından kopuş. Evet, yani Kurumlardan kopuş. itirazlar mutlaka vardır. İtiraz edersin, devlete itiraz edersin, mevcut yöneticilere itiraz edersin. Bu sisteme karşı olmak için yeterli değil. Sisteme karşı olmak başka bir Yani biz dünyada kalmak gerektiriyor. Onu söylemek hepimiz istiyorum. sistem içi devrim yapıyoruz. Daha önce tarihteki bütün devrimler, sosyalist devrimler de sistem içi devrimlerdir. Ya bu ayrı bir konu. Bak bunun tartışması Peki, ayrı bir konu. ayrı bir konu. Evet, geçelim onu abi. Şeyden devam edelim. Servet-i Fünun'dan. Daha neler söylemek istersin? Halit Ziya Uşaklıgil'i konuştuk. Cenab-ı Şahabettin'le Evet, ilgili onu devam söyleyeceklerin edelim o varsa romanı ben. peki, peki Efendim? devam et. Cenab-ı Şahabettin'i Yani sorunu roman sen devam et. bir defa dediğim gibi İstanbul gerçekliği tümüyle değil ama kısmen İstanbul gerçekliği aile, matbuat ve eğlence sektörü başta olmak üzere İstanbul gerçekliğini anlatıyor. Ailenin çürüyüşünü anlatıyor. Osmanlı ailesinin, Osmanlı kurulu sisteminin savunulacak bir aile, savunulacak bir sistem olmadığını söylüyor. Roman bunu söylüyor. Şimdi roman vardır ki hiç bunu söylemez ama insan ilişkilerini anlatır. O ilişkilerden bir şeyler çıkarırsın. Ama roman bunu söylüyor. Bu Halit Ziya'nın bir özelliği vardır. Şimdi mesela kar yağarken diye onun bir şeyi var. Öyküsü var. Bir sokak çocuğunu anlatıyor. Yani bu romanla ilintili değil. Yazar anlatmayacak. Bir sokak çocuğunu anlatıyor. Ortada kalmış İstanbul'da koskoca şehirde kışın bir sokak çocuğu. Yatacak yeri yok. Geliri yok. Titriyor. Bunu anlatıyor. Geliyor mankende küflü bir şey görüyor. Orada Gogol'un paltosunun da bir etkisi var şeyde, yazarın üzerinde. Oradan onu çıkarıyorum. Çünkü ben böyle biraz acaba hangi yazardan etkilendi diye biraz titiz davranan bir insanım. Belki de baltayı taşa vuruyorumdur, bilemiyorum ama Gogol'un paltosundan etkilenmiş gibi geldi o şey bana. Şimdi mankende kürklü palto giymiş bir tane şeyde vitrinde şey görüyor. Ama Manken görüyor. hep hayalini onun üzerine kurmuş. Titriyor. İşte efendim eşyanı taşıyayım mı? Paketini taşıyayım mı diye gidiyor. Elinde paket olanlara yalvarıyor. Taşıyayım mı diye. Küçük bir paket. Acıyıp taşıttırıyorlar birine. İşte bir bakkal buluyor, onun çatısına giriyor, orada çuvallar var. Çuval parçalarının içinde uyuyor, şu bu. Bu çocuğun dünyası, anlattığı bu hikayede, bu dünya, İstanbul'daki sokak çocuklarının dünyasını veriyor. Ya ben kendi kendime diyorum, bu adam bir defa üst sınıflardan gelme bir adam. Halkla fazla ilişkileri yok. Ya sanatçının güzel yanı bu işte. Halkla fazla ilişkileri yok. Halkın bağrından gelen bir insan değil. Şey öyledir. Ahmet Mithat da halkla ilişkiler çok daha şey. Ama bunda yok. Bu Servet-i Fünuncularda yok. Mesela bu Fikret'te yok. Bak bu Fikret'te yok. Ama şimdi Haluk'un defteri, Haluk'un amentüsü onları al. Orada halkı görüyorsun. Fikret gitmiş Aşiyan'a. Tamam mı? Kendini halktan tecrit etmiş. Orada edebiyat yaratıyor ama halka anlatıyor. Bu da öyle. Bu Servet-i Fünun'un edebiyatçılarının dikkatimi çeken yanı bu. Dilleri fena bir dil. O dili savunulacak gibi değil. İşte Şimdi burada hep konuşulan bir şeydir abi bu. Yani şimdi edebiyatta mesela roman yazıyorsun, bir öykü yazıyorsun. Temel bazı konularda bilgi sahibi olman lazım. Mesela sosyolojiyi bilmen lazım.
tarih bilgin olması lazım. Psikolojiyi bilmen lazım. Hani bir uzman düzeyinde bilmezsin belki Felsefe ama bilmen lazım. felsefeyi bilmen lazım. Yani yoksa yazdım oldu olmaz. Şimdi Sebe Tüfü'nün oyuncuların biz üst sınıflardan geldiğini, çok iyi eğitilmiş insanlar olduğunu, durumlarının gayet iyi olduğunu biliyoruz. Hepsinin gayet durumları iyi. Ama sokakta işte anlatıyorsun, öyküde baş kahraman bir sokak çocuğu, onu anlatıyor. İşte bir başkası bilmem neyi anlatıyor. Tezik bilmem neyi anlatıyor. Yani bu hakikaten çok dikkat edilmesi, edebiyatta çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bunu bir not olarak söyleyip geçmek istiyorum. Devam etsin abi. Evet. Şimdi edebiyatçının işte bu anlattığın alanlardan ve aynı zamanda duyumsama, derin duyumsamayla halktan. Çünkü sokakta bunlar da sokakta geziyorlar biliyor musun? Nihayetinde görüyorlar, gözlemliyorlar. Yani duyumsama, gözlemleme, empati yapma ve o iklimi, o sessizliği kendi iç dünyasına taşıma ve orada biçimlendirme diye bir şey var. Bu duygunun işidir. Yani akıldaki duygu ile duygudaki aklın yapabileceği bir iş bu. Ama şimdi demin söyledi işte psikoloji, felsefe, tarih bilgisi, edebiyat bilgisi, değil mi? Bütün bunlarla donandığın zaman ne yapıyorsun? Sadece ilişkileri anlatmıyorsun. İnsanın işine giriyorsun. İnsanın içindeki dünyayı anlatıyorsun. Esas edebiyat o. Yani bu mavi ve siyahta insanın içindeki dünyayı anlatıyor. Ahmet Cemil'in kişiliğinde bir dünyayı anlatıyor. En güzel yanı bu. Yani kendisinden sonraki edebiyatı besleyen bir edebiyat bu. Bu anlattığım romanların dördü de öyle. Şimdi buradan kalktığımızda biz ne deriz? Biz şunu deriz. Ya tamam, bu Tanzimat ve Servet-i Fünun'da bu Felatun Bey olsun, bilmem efendim. Yani batıcı kesim, züppe kesim, kendi kültürünü küçümseyen kesim. Hani Tanzimat kafası diyoruz ya. Yani Tanzimat kafası derken genelliyoruz ama şey de Tanzimat işine giriyor. Demin anlattığım romanlar, güçlü romanlar da onun işine giriyor. Ama onun kendi kültüründen kopan kesimini kastediyorum. Hala şu anda var. Türkiye'de var. Türkiye'de Tanzimat kafası güçlü şu anda. Sen katılır mısın Yani bilmiyorum ama ben demin ben onun için neoliberal aydınları biraz bununla özdeşleştirdim. Hakikaten öyle bir şey var yani o kafa ya benim bakış açım sen katılır mısın bilmiyorum ama aslında o kafa Tanzimatçı kafa, Tanzimat aydını kafası dediğimiz kafa günümüzde neoliberal aydın kafası olarak devam ediyor diye düşünüyorum ben. Doğru. Sadece neoliberallerde değil. Bu devrimcilerde, komünistlerde de var bu Tanzimat kafası. İzlekleri mutlaka Tanzimat sürdürecek durum olacaktır tabii. Kafası şu değil sadece. Yani insanın kendi zenginliğine dayanarak bağımsız ve özgür bir şekilde, cesur bir şekilde, yırtık ve çılgın bir şekilde düşünmesi meselesidir. Tanzimatçılıkla böyle çatışırsın. Evet. Yani şimdi sen Marksist literatürün karşısında, 150 yıllık Marksist literatürün karşısında iki duruş sergileyebilirsin. Bilimsel duruş, eleştirel duruş, özgür duruş, cesur, yırtık, çılgın duruş. Ama o halkın duygusundan, vicdanından, onun kanayan yarasından ve zonklayan damarından kopmadan, onu duyumsayarak eleştirel bir duruş içinde olursun. İki tanzimatçı bir duruş içinde olursun. Olduğun gibi alırsın. Al. Peki, empati yaparak da almaz. Ha böyle dedi, Marx böyle dedi, Lenin böyle dedi, Stalin şöyle dedi, şu şöyle dedi. Yok. Ben bir şey diyemiyorum. Beni bu noktaya niye getirdin bilmiyorum. Bu Süleyman Nazik hakkında eğer şeyi bitirdiysen Halit Ziya Işıklıgil devam etmek istiyor musun oradan?
Ya şimdi zaten bak ben sana bir şey söyleyeyim. Servet-i Fünun içinde üç tanesi bence okumaya değer. Mehmet Rauf'tur, Fikret'tir, Halis Ziya Uşaklıgil'dir. Belki biraz da şeydir, Cenap Şahabettin'dir. Yani şöyle bakalım. Bir yığın roman var, bir yığın hikaye, bir yığın şiir vardır. Berceste olan, seçilmiş, güçlü olan hangisidir? Okumak güzeldir ama neyi okuduğumuz ondan daha güzeldir. Yani ben birisi bana sorsa derim ki ya bu dürt romanı okuyun. Ha hikayelerden de şunları okuyun listesini yaparım derim şunları okuyun. Çünkü ondan sonraki edebiyat, güçlü edebiyat oradan kaynaklanıyor. Şimdi gelecekte şeyde belki genç kalemleri göreceğiz. Yeni Evet. Türk edebiyatını. Feciraati'de pek fazla bir numara yok. Orada da yani çok küçümseyemeyiz ama genç kalemleri irdelerken yani geçmiş ondan sonraki edebiyat ondan onun neysinden yararlanmış. Bak kalite olarak bu anlattığımız romanlardan biz onu sezinleyemeyiz Zafer. Bu anlat mevcut günümüzün kaliteli romanının geçmişinde bu anlattıklarımız var. Bu anlattıklarımız var. Ya ne vardır göster bana diyemezsin. Dediğin zaman ben de anlatamam. Bu geçiş öylesine bir şeydir ki ya anlatılacak gibi değil. Bu kadar nesnel bir şey değil yani. Hani işaret parmağını Aa gösterip çok işte nesnel bu değil. diyebileceğin, evet, o başka bir şey Şimdi tabii. ben desem ki ya Ömer Seyfettin'in Yalnız Efes'indeki kadın eşkıya tamam mı? Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Mustafa'sını etkilemiştir. Yaşar Mustafa. Kemal'in İnce Mehmet'ini İnce Mehmet'in. etkilemiştir desem ha? Yani Tabii o bunlar hep şuna sanatçılar, şunu bunlar ilginç iz düşümleridir onlar hakikaten. Hani edebiyat nasıl birbirini etkilemiş, nasıl sirayet etmiş, nasıl hatta analojiler oluşmuş. Bunları önümüzdeki programlarda konuşacağız tabii. Bir saatimizi doldurduk. Sen şey yap istiyorsan, Halit Ziya'yı bugün daha çok konuştuk. Onunla ilgili son şeylerini alayım senin ve Servet Fünun'un diğer timsalleriyle ilgili söylemek istediğin şeyler varsa kısaca onlara da değin. yani benim bir genelleme yaparsam şöyle yani Tanzimat'ı gördük, Servet-i Fünun'u gördük. Servet-i Fünun'dan iki yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, Fikret'i biraz genel hatlarıyla gördük. Şimdi Servet-i Fünun 1901'de bitti, kapandı. Kendisini de biraz tatil etti. Çünkü yasaklama oldu. Dergiyi kapattılar. O da ondan sonra çıkamadı. Çıkmadı daha. 1901 ile 8 arasında bir edebiyat fazla yok. 1908 ile Cumhuriyet, Mondros Mütarekesi'ne kadar, daha doğrusu Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar bir edebiyat var. Biz bu edebiyatı görüşeceğiz. Yani yeni Türk edebiyatı feciraati biraz. Bu arada Onu sorumu sorayım. görüşeceğiz. Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi 1901 ile 1908 arası aslında toplumsal dalgalanmanın çok güçlü olduğu bir dönem aynı zamanda. Evet. İşte 1908'de ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Herkes umutlu. İşte olacak bu iş falan. Ermeniler, Rumlar, Türkler, bütün o ekariyetler sokaklarda hakikaten coşkuyla işte anayasal düzene geçirecek. Daha özgür olacağız falan deniyor. Sence niye edebiyata bu çok yansımadı? Yani o tarihi dönem çünkü çok kritik bir dönem hakikaten. Mesela Yani Batılılardan ben iyi şu biliyorum onu. İşte mesela Cornelia Golna diye bir kadın vardır. Onun yazdığı Arzular Kenti İstanbul bu tarihi dönemi çok güzel anlatır hakikaten. İnanılmaz iyi anlatmış kadın. Ben çok şaşırdım yani kitabı okuduğumda hatta kadın geldi Türkiye'ye misafirim oldu. Merak ettim.
sordum da ya dedim siz nereden biliyorsunuz bunu bu kadar nasıl bu kadar hakim oldunuz dedim yani Hollandalı bir kadın. Gerçi kadın bana şey dedi ya ben dedi aslında Romanya kökenliyim dedi Hollandalı değilim dedi. Dedem de itaatçi dedi. Çok enteresan gelmişti bana ama hakikaten çok iyi anlatmış. Arzular Kenti İstanbul adlı kitapta çok güzel anlatmış o dönemi. Ama biz bunun çok örneğine ne yazık ki rastlamıyoruz. Mesela demin söylüyorsun işte 1908 sonrası özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan dönemi sonraki edebiyatçılar anlatmış. Onları görüyoruz, onun izleklerini orada sürüyoruz ama o dönemle ilgili çok fazla şey yok. Bunun nedeni ne sence? Niye Yani böyle? şöyle ben yaklaşıyorum. Diyorum ki bir defa bütün devrimlerin sonrasında bizim çok bariz bir şekilde koyamayacağımız etkileri vardır. Dilde ve kültürde, edebiyatta çok derin etkileri vardır. Ama işaret edemeyiz. Çünkü şöyle yaparız. Deriz ki bak bu yeniliktir. Ha bu farklılıktır. Şu ha anlatımda, bu dilde, bu tarzda, üslupta her neyse. Bak yeni yeni imgeler, metaforlar çıkmış. A teşbihi farklı kullanıyor dediğimizde bunun köklerine gittiğimizde yine o toplumsal hareketlerdir. 1908'e 3 tane güç bir araya geldi Paris'te. İşte İttihat Terakki, Ermeni Devrimci Federasyonu, Taşnak, Ademi Merkeziyetçi, Prens Sabahattin grubu. Onlar kotardılar, bu işi onlar yaptılar. Yani bunun yani bir Türk kanadı vardır. Kürtler de var işin içinde. Bir Kürt kanadı, Türk kanadı vardır. Bir Ermeni kanadı vardır. İki ana kanat, bir de Kürt kanadı vardır. Bunların edebiyatında bu hareketin etkileri nelerdir? Bu başlı başına bir sorun, şey, konu. Yani biz sanırım bunu irdelemeyeceğiz. Biz sadece ortaya çıkan edebiyatın anatomisi üzerinde genel Tabii hatlarıyla tabii. duracağız. Ben ayrıca merak ettiğim için sordum. Senin görüşünü merak ettiğim için sordum. O dikkatimi çeken şeylerden biriydi. Ama bunu tabii ayrıca hakikaten bunun üzerine düşünmek lazım. Yani niye böyle oldu? Niye orada bir boşluk var sorusuna bir yanıt aramak gerekiyor. Son sözlerini alayım Bak mı? aynı soruyu. Bak aynı soruyu mesela Ekim Devrimi'nden sonra niye güçlü bir edebiyat çıkmadı diye soru soruyorlar. Bak aynı şey. Evet, Yani o da var. öncesinde 19. yüzyılda çok güçlü bir edebiyat devrimden sonra niye çıkmadı? Bunlar tartışma Devrimden şeyidir. hemen sonra çıkan bir Konular. edebiyat var. Biz onu konuşmadık. Aslında konuşsaydık iyi olurdu. Sovyet edebiyatını çok O konuşmadık çünkü. Fransız Devrimi'nden sonra çok bariz. Bariz. Çok bariz. Ama Çok Sovyet devriminden sonra da çıkan bir edebiyat var. İşte Şohollar falan var. var. Yani işte Borgi Tabii. falan var. Fakat sonrasında şey çok düşmüş. Yani mesela İkinci Dünya Savaşı gibi çok trajik bir şey yaşamış bu toplum. Normalde orada İşte Birinci Dünya Savaşı'nda Tolstoy çıkmış Savaş ve Barış'ı yazmış. Muhteşem bir kitap. Bunu hani yazanlar işte Bonderevler falan yazmışlar. Tavırlar Ateş istiyor falan gibi kitaplar var. Yok yazılmamış değil. Ama böyle etki gücü savaş ve barış düzeyinde olan edebi eserler çıkmamış. Bunların üzerine hakikaten düşünmek lazım. Yani niye oldu, niye toplum bu şeyi, edebiyat niye bu duyarlılık çıktı mı başka bir şey mi oldu? Onlara ayrıca bir konuşmak lazım. Umarım bu programların sonunda tarih Oldu. mari konuşurken onu konuşuruz abi. Oldu. Var mı senin Teşekkür fikrin? ediyorum Zafer. Bütün arkadaşı yok. Teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşları sevgiyle selamlıyorum. Haftaya ne konuşuyoruz? Haftaya 1908 ile 1920 arası edebiyatı konuşalım. Tamam Ondan tamam. sonra yani gelecek haftada onu bitirelim. Ondan sonra Cumhuriyet dönemi edebiyatına geçelim. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Oldu. Vallahi Ben size teşekkür ayrıca ediyorum. selam. Sağ olun. Sağ Bütün olun. arkadaşlarımı da sevgiyle selamlıyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.